Değerli izleyenler, 2021'e girdik ama öyle bir girdik ki 4 günlük tatilde siyasi tartışmalar devam ediyordu. Bunun yanı sıra biraz önce haberini verdiğimiz Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum rektör atanması da vardı. Bununla ilgili şu anda Skype bağlantısıyla stüdyomuza konuk Cumhuriyet Gazetesi yazarı Sayın Yazgül Aldoğan var efendim. Sayın Aldoğan, iyi sabahlar, iyi seneler, iyi haftalar dileyerek hoş geldiniz diyorum yayınımıza. Teşekkür ederim Eylül Hanım. İnşallah bütün bu söylediğiniz iyiler gerçekleşir. Evet, bu iyilerle başladım çünkü malum 4 günlük tatilde bayağı bir siyaset arenası kızıştı. Boğaziçi evet. Üniversitesi'nin rektör atamasını önce konuşacağız ama o kadar çok konu başlığı var ki yetebildiği kadar size sormak istiyorum, öngörülerinizi almak istiyorum efendim. Önce üniversiteye rektör ataması ile ilgili başlayalım. Yani bir cumhurbaşkanının rektör atamasıyla ilgili görüşlerinizi alacağım. Ardından da bu kızışma siyasi arenada 4 günlük süreçte bir başörtüsü olayı var. Bununla ilgili Fikri Sağlar'a soruşturma açılması var şu anda. Buna geçeceğiz. Ve sonunda zaten bizi ülkenin geldiği nokta devam ettirecek sohbetimizi diyorum. Ve hemen sözü size bırakıyorum Sayın Aldoğan. Bütün mesele aslında Türkiye'nin yönetim biçiminden kaynaklanıyor ne yazık ki. Şu anda Türkiye yönetilmiyor. Tamamen bir cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında bir padişahlık sistemi var. Ve demokrasi rafa kalktı. Seçimler adeta rafa kalktı. Şu anda bırakın seçim sonuçlarını, halkın taleplerine bile cevap verilmiyor. En büyük sıkıntımız ne şu anda? Neyi konuşuyoruz? Bir an önce konuştunuz. Ekonomik bir sıkıntı var ülkede. Pandeminin getirdiği sonuçlar var. Bütün ülkelerin olduğu gibi Türkiye'nin de önünde çözmesi gereken iki büyük sorun var. Birisi sağlıktır, birisi ekonomidir. Ama biz neyi konuşuyoruz? Rektör atamasını konuşuyoruz. Niçin? Çünkü bakın adı üstünde atama. Rektörler bundan önce seçimle geliyorlardı ve o seçilen, aday gösterilen rektörlerin içinden birisini seçiyordu. En azından yetkili kişi. Bütün bunlar rafa kalktı. Ama bunlar sürpriz de değil. 18 yıl önce AKP iktidara geldiği zaman söylemişti. Taraf olmayan bertaraf olacak demişti. Her şeyi göstere göstere ve bütün tepkilere, bütün itirazlara rağmen yapıyorlar. O kadar rahatlar ki. Bakın son kararnamede atandığı zaman zaten bir seçim söz konusu değil. Atanan rektörlerin hepsi ama hepsi bir biçimde bu partiyle bağlantılı kişiler. Siz akademik bir kadro oluşturuyorsunuz ama tamamen siyasi bir seçim yapıyorsunuz. Çünkü AKP'nin bir sıkıntısı da burada. Entelektüel kesimden, bilim kesiminden kendine bir türlü kadro yaratamıyor. Onu yaratamayınca, kültür insanı yaratamayınca, aydın yaratamayınca olanların üzerine kurulup oradan kendine devşirme yapmaya çalışıyor ve bu tepki meydana getiriyor. Ne oluyor? Tepkileri de umursamıyor. Şimdiye kadar en büyüğünden en küçüğüne hiçbir tepkiyi umursamadı ki. Bakın bu SMA'lı çocuklar sorunu o kadar basit bir sorundu ki. Yani bir jest bekleyebilirdi toplum. Bu milli piyango ki onu da milli piyango olmaktan çıktı artık Demirören piyango oldu. Bir kişiye bahşedilmiş bir piyango sisteminden çıkamamış bir ikramiyenin hiç olmazsa çıkamayan kısmı çocuklar için kullanılsın denildi ve öyle bir tepkiyle reddedildi ki. Yani artık topluma jest bile yapılmıyor Eylül Hanım. Ne, hı hı. Ne bekliyoruz ki, ne ilgiyi bekliyoruz ki. Evet. Kadın cinayetleri konusu bakın demin gündeme getirdiniz. Bugün Pınar Gültekin denilen o dünya güzeli genç kadının vahşice öldürülmesinin duruşması yapılacak. Şimdiye kadar geçen yıl 300 kadın vahşice katledildi ve bu devam ediyor. Bu konuda herhangi bir biçimde bir tavır aldı mı hükümet? Reform yapacağız deniyor. Şahlanış yılı olacak deniyor. 18 yıldır niye şahlanamamış bu at? 18 yıldır rahvan gitti de şimdi mi şahlanacak? Bakıyorsunuz gelen yeni yapılacak olan şeyler bunların hiçbiri şahlanma değil ki. Demokrasi konusunda en ufak bir ilerleme yok. Akademik özellik konusunda yok. Adalet konusunda artık o konuya hiç girmek istemiyorum. Hı hı. Çünkü gerçekten adalet de yok. Sokağa çıkıp soruyorsunuz sizin muhabirleriniz bütün gün sokakta insanlarla konuşuyorlar. İnsanlar adalet istiyor.
ekonomik refah istiyor ve sağlık istiyor. Bunların hangisi yapılıyor? Türkiye şu anda aşı konusunda o kadar geri kalmış bir durumda ki. Bana sorsanız ne bekliyorsunuz diye ben aşı olmak istiyorum derim. Ama gelen 3 milyon aşı kime? 3 milyon kişi aşılanacakmış. Kim bu 3 milyon kişi? Şeffaflık da yok çünkü demokrasi yok. Bana dokunduğunuz zaman ben böyle anlatırım. Sayın Aldoğan, evet dertler çok fazla ama ben özellikle bu kadın cinayeti konusunda bir kadın olarak gelinen noktaya bakmak istiyorum. Hani bunu 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl, 100 yıl hiç değil ama kadın cinayetinin durdurulması için önce bu kadın cinayeti söyleminin kaldırılması gerekmiyor mu? Yani bir canlıya yapılan şiddet, bir insana yapılan olay olarak gördüğümüz zaman belki bir noktada olacağız. Çünkü hala kadın cinayeti olarak görüyoruz. Yani sanki şimdi katledilen kadın olduğu zaman olayı biraz daha farklı. Halbuki bir insan noktasına gelememişiz. Aslında bize bunu da göstermiyor mu bu durum? Gelemeyiz çünkü bakın sürekli paylaşılan görüntüler özellikle Diyanet'in kadınlara gösterdiği yer. Sürekli bir ev lafı var. Kadının yeri evidir. Eğitim değildir. Çalışma hayatı değildir. Kadının olması gerektiği yer evdir. Biraz önce Meral Akşener de söyledi. Evine dön diyor dedi bana. Yuvana dön demiyor. Evine dön. Neredeyse evinde otur vaziyette. Geçen gün bir büyükelçi atanması yaptılar. Büyükelçinin ilk paylaştığı fotoğraf karısına elini öptürürken gösterdiği fotoğraf. İnsaf yani. Bir büyükelçinin eşi kocasının elini mi öperek temsil edecek Türk kadınını? Bu nedir? Efendim örf ve adetlerimizde varmış. Hangi örf ve adet? Bugünün kadınını anlamaktan o kadar uzaklar ki. Bakın bugün kadın artık okumak istiyor, okuyor da okuduğu zaman erkeklerden daha da başarılı oluyor. İş yaşamında var olmak istiyor, evet. Oluyor da kendisine imkan sunulduğu zaman, önü kesilmediği zaman gerek yönetimde gerek her türlü meslekte başarılı oluyor. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bu konuda çok başarılı buluyorum. O kadar alışık olmadığımız yerlere kadın çalışan koydular ki. Bugün vapura bindiğiniz zaman halat atan kadın görüyorum ben ve bundan çok mutlu oluyorum. Sadece en yüksekte olması gerekmiyor. Her işi yapabileceğini biliyor kadınlar ve bunun önünün açılması lazım. Ama siz kadına evde otur, sadece çocuk doğur, daha çok doğur. Ve erkeğin iki dudağının arasından çıkacak söze muhtaç ol dediğiniz zaman işte o zaman kadına şiddet başlıyor. Evet. Biz bu itirazlara önce şiddete itiraz ederek başladık. Geldiğimiz nokta cinayet oldu. Ya ilk kadın hareketiyle İstanbul'da ilk sokaklara çıkan grubun içindeydim ben. Tacizden bahsediyorduk, kötü laftan bahsediyorduk. Şimdi vahşice öldürülmeye geldik. Ne kadar korkunç bir şey. İleri gideceğimize geri gidiyoruz kadın hareketi konusunda. Oysa kadına ki dediğiniz yönelik gibi geriye gittiğimizde kurtuluş mücadelesine baktığımızda cephede kadınlarımızın olduğunu, nasıl mücadele yerde verdiğini o dönemlerde yani vatanı birlikte kurduk diyoruz. Çünkü cephelerdeydi büyük nenelerimiz, oralardaydık beraber omuz omuza mücadele vererek bu ülkeyi kurduk. Erkekler tek başına kurmadı. Evet bu konuda haklısınız. Bir de efendim parlamenter sistemle ilgili görüşlerinizi almak isterim. Çünkü Metropol şirketinin yaptığı araştırmada çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre seçmenin %57'si mevcut sistemden memnun değil ve parlamenter sisteme dönülmesini istiyor. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu getirilen sistem Türkiye'ye özgü sistem falan değil. Bunu çok net gördük. Bir kişinin kararnameleriyle ülke yönetiliyor. Bu ne zaman olmuştu? Osmanlı döneminde. Fetihler bittiği zaman bir çöküş dönemi başlamıştı çünkü yönetilmiyordu. Bugün artık tek kişiyle hiçbir şey yönetilmiyor Eylül Hanım. Şirketler de tek kişiyle yönetilmiyor. Siyasi partiler de tek kişiyle yönetilmiyor. Bugün demokrasi dönemini yaşamak zorunda dünya ve yaşayan ülkeler ancak başarılı oluyor. Bugün bakın Yeni Zelanda niçin bu kadar başarılı? Her zaman iftarla baktığımız, özendiğimiz, kıskandığımız kuzey ülkeleri niye bu kadar başarılı? Çünkü oralarda demokrasi var. Demokrasi ancak çok da parlak olmasa da parlamenter sistemle gerçekleştirilebilecek, güçler ayrılığıyla gerçekleştirilebilecek bir sistemdir. Evet. Siz bütün güçleri bir kişide topladığınız zaman yargıyı,
yasamayı ve yürütmeyi bir tek kişinin ağzına bakarak yaptığınız zaman o ülke yönetilemiyor. Başından beri ben bunu söylüyorum, bunu yazıyorum. Şu anda Türkiye'de bir yönetilememe krizi var. Çünkü bir tek kişi bunu yapamaz. Yapamıyor da nitekim, görüyoruz. Bütün kararnameleri o imzalayacak. Mecliste ne yapıyorlar? Şu andaki parlamento gerçekten bence boşu boşuna biz 600 kişiye maaş veriyoruz. Onlar hepsi bir kişinin ağzına bakıyor, ona göre el kaldırıyor, el indiriyor ve en bütün toplumun işine yarayacak yasalar bile, önergeler bile sürekli reddediliyor. Toplumu o kadar ayrıştırdılar ki, bu sonunda hakikaten bizi felakete götürecek bir durumdur bu. Peki. Aynı geminin içinde falan değiliz. Düşmanlaştırıldık, kamplaştırıldık. Yani siz ve biz. Bu nasıl bir şey yani? Böyle giderek o gemi aynı yere gitmez. Peki son olarak sormak isterim. Erken seçimle ilgili de öngörülerinizi alalım Sayın Aldoğan. Tabii ki her zaman hep söylüyoruz yani dil, din, renk, ırk, siyasi düşünce bunların hepsi insanlara özgü şeyler ama birlik olmak için bu vatanın, bu bayrağın altında hepimiz bir olmamız lazım. Bu ayrıştırmanın da giderek bütünleşmeye dönüşmesini temenni ediyoruz. Seçim olursa, evet. Seçimle ilgili öngörülerinizi çok kısaca alalım efendim. Seçim olması için gerekli koşullar yok. Bir ekonomik kriz varken, toplum bu kadar ayrıştırılmışken, bir yönetim krizi varken iktidar seçime gitmez. Seçime götürecek olan da yine bu sistemde iktidardır. İktidar bütün gün önüne gelen anket tablolarını bizden çok daha iyi okuyor ve değerlendiriyor. Gerçekleri görmekten ne yazık ki şu ara biraz uzaklar ama en azından kendi güvendikleri kişilere yaptırdıkları o anketlerde sürekli bir erime halinde olduklarını da görüyorlar. Hiçbir iktidar erirken seçime gitmez. Evet. Onun için ben şahsen bir erken seçim beklemiyorum. Tamamen yönetemez duruma geldikleri zaman ne yaparlar? Baskın erken seçim. Bence bunlar hayal. Çünkü şu anda bütün iktidar ellerinde. Niçin seçime gitsinler? Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Aldoğan. Aktardığınız bilgiler ve öngörüleriniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar iyi bir yıl olması dileklerimizle efendim.